Yani peki sizce gün aydı mı gerçekten? Bugün saça başa bak, insan bir kendine bakar ya, rezalet. Böyle mi çıkıyorsun villa falan? Günaydın. Günaydın. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Tost mu? Kanka sürekli tost yiyoruz, farkında mısın ya? Ama güzel. Sen İstemiyorum daha tost ya. yapıyorsun ya, ben Of. tost yiyorum. Ya sabah akşam tost yiyoruz, Allah'ım kafayı kıracağım ya. Sürekli böyle ne zaman sıkışsak ne yiyelim ne yiyelim? Tost. Yap o zaman patatesli yumurta yap mesela. Canım çekti şu an. Yapabilecek misin? Sen yap. Ben yaparım zaten. Ya. Böyle yaşıyoruz. Böyle yaşıyoruz. Allah'ım çok seviyorum. Bebeğim. Suratını görmeyelim mi ya? Aman yanlışlıkla kerosuz bir lokum. Lobzin. İkiniz olmazsınız, aman diyeyim. Niye ikimiz de turuncu duruyor? Kasıtlı mı yaptık bunu? Hayır. Ben pijama istedim, bunu verdim. Şu an açlıktan bayılacağım. Yine sıkıcı vloguma devam ediyorum. Bugün yapacağım şeyleri söyleyeyim. Oğuz'la sanayiye gidip Oğuz'un arabasını alacağız. Minerva'yı veterinere götüreceğim. Dikişleri çıkacak. Bir de masayı halletmeye çalışıyorum. Dün yayın açamadım. Bu konuya bir tık gerginim çünkü yayın açmak istiyordum. Bu arada bir yandan bebeği seviyorum, o yüzden aşağı bakıyorum. Neyse. Masanın yanlarında normal, ya şimdi ben masamı değiştirdim, tam masayı yaptırdım, satın almadım direkt. Çünkü böyle kablo gizleme yeri falan yaptırmak istiyordum. Orası çok güzel oldu. Ama şimdi de mikrofonu ve ışıkları takabileceğim bir boşluk alan yok. Şimdi onun için uğraşıyoruz. Bakalım, bilmiyorum ne olacak. Bebi. Bebi. Küçük burunlu. Küçük burunlu. Çok yoruldum. Masam bitti sonunda. Masamı hallettik. Şimdi Minerva'yı veterinere götürmem lazım. Sanayiye gidip Oğuz'un arabasını alacağız. Ondan sonra eve döneceğim. Yayın açmak istiyorum ama önce bilgisayarı falan kurmam gerekecek. Masayı göstereceğim size bir dakika çıkmadan önce. Hemen. Arkadaşlar masa böyle oldu. Burası böyle oldu. Daha tabii hiçbir şey kurmadım. Tam da temizlemedim falan ama genel hatlarıyla şu şekilde yerleştirdik mikrofon ışıkları falan. Yanları şöyle. Güzel oldu masa, ben beğendim. Yani şey böyle nasıl olacak falan diye bayağı tedirgindim. Bir de sallanmasını da istemiyorum. Bu kapıyı tımarlıyor. Ne var ya? Vlog çekiyor. Ne var ya? Bir dakika. Ne? Vlog mu çekiyorsun? Beni hiç anladı ama. Anladım. Evet, şimdi anladım. Mutlu Tam çıktı. hazır hazır geliyor. Minerva bak yuvarlandı yerde. Hani... Çantayı ters çevirdi. Yuvarlandı geri zekalı. Yürü be Bak, kork, bakar yürü. mısınız? Kendini böyle yuvarladı yere. Gözükmüyor. Aynaya yaklaşıyor. Nasıl gözükmüyor Minerva'nın? Şimdi yuvarlanıyor. Burada kafası işte. Sevde kalmış. Ya çok salaksın. Hunili uşak. Çıkacak hunin çıkacak. Bugün hunili uşak. Hunisiz uşak oluyor artık. Uşak oluyor. Uşak oluyor, sadece uşak. Hunili uşak. Buyurun efendim, buyurun. Çıkacağız. Ne oluyor? Taşıyacak bu sene. Ya ben bunu tek başıma taşıdım. Tek başıma hallettim. Bu çocuk nasıl taşıyamıyor ya? Helal olsun. Anca helal olsun. Aç bagajı aç. Bırak şu telefonu artık. Bagaja sığmayacak. Arka Tamam, koltuğa. Tamam. Ben Al atacağım açtım. öyle. Aç Al. şimdi. Minerva'yı al. Al. Aslında sığabilir ha. Yani ne sığacak? Yok, sığmazmış. Buraya Yok. çekiyorum sen. Tamam, hiç kapat. Öne geçiyorum. Benim elime de sıkar mısın?
Hamam tası, gümüşler, dırırırım yeni çıkmış bunu da, bunu o işten. Da. Oh! Çekip çekmeye çalışıyorum. Gezime kolonya. Ehliyetim geliyor bu hafta ehliyetim falan herhalde. Belgelerimi bu ara getirecekmiş Cemre Hanım ama. Sakın fren yapma. Sakın fren yapma. Sakın. Buraların da lekeler var. Hemen yapıyorum. Burun ameliyatından sonra cildim bayağı hassaslaştı. O yüzden böyle minnak sivilce gibi şeyler çıkıyor ama geçiyorlar. Akne tedavisine başladım bu arada. Aynı İsmail Hoca'nın kliniğinde. Orada Ünzile Hoca çalışıyor. Onunla birlikte şimdi akne tedavisine başlayacağız. Onların... Saç var bir yerde. Onların sürecini de hepsini çekeceğim. Yani neylerin tümü orada kaldı. Şey, akne tedavisinin de sürecini çekeceğim. Ona daha yeni başladık. Önce antibiyotik tedavisiyle başladık ama siz sakın öyle bir şey yapmayın şu anda. Ben bunların detaylarını hepsini anlatacağım size. Ama önce bir ay bir süreci tamamlamam lazım. Ondan sonra anlatmaya başlayacağım. Cilt bakımlarını falan hepsini anlatacağım. Her şeyimi bundan sonra İsmail Hoca'nın kliniğinde yapıyorum ve yaptırıyorum. Bu kadar. Minerva miyavlıyor. Boncuk göz! Boncuk göz. Hala telefona bakmaya çalışıyor yazık. Veterinere geldik. Şimdi minik kızımın dikişleri alınacak. Biliyorsunuz kısırlaştırmıştım Minerva'yı zaten. Kısırlaştırıldıktan sonra işte kafasında hem huni vardı hem de dikişleri vardı. Onları alma vaktimiz geldi artık. Yarabbim. Şu tatlılar bakın canım. Bugün o İngiliz... İyi değil mi? Şey. Çok iyi. Kendisine canım somonu yedim birden. Çıkıyor dikişlerin anneciğim. Bu huniden kurtulacaksın. Nefret ediyor hunisinden. Hepsi nefret ediyorlar. Güzel çocuğum. Oh. Dikişler gidiyor anneciğim. Akıllı çocuk Allah'ım. Oh. Bitti çocuğum. Çok hadi. Akıllı adam. Allah'ım. Eve çıktım. Üstüme rahat bir şeyler giydim. Bu arada bu tişörtü çok beğendim. İnternet Trendyol'dan almıştım. Çok tatlış. Tam benlik tabii ki. Neyse. Şu an kapının girişine oturdum. Her zamanki. Bu arada ben evde yere oturmayı bayağı seviyorum garip bir şekilde. Mesela size hemen düşünme köşemi göstereceğim. Ben banyoda gerçekten buraya oturuyorum. Ve burası benim düşünme köşem. Böyle şu şekilde. Yapacak hiçbir şey yok. Cinsim bir tık. Ama seviyorum. Mesela bu şey benim için hani bayağı çocukluğumdan beri bu böyle. Her zaman banyoda lavabonun önüne oturuyordum. Bilmiyorum sebebini. Neyse. Şimdi diyorum ki şeyi açalım. Ne aldım da ne gelmiş yine. Şöyle koyalım. Galiba yeni aldığım nevresimlerden bir tanesi. Şöyle beyaz nevresim almıştım çünkü hiç beyaz nevresimim yoktu. Şeyle nevresimim gelmiş. Nasıl? Bu ara yine nevresimlere sardım. Ben de zaten nevresim takıntısı her zaman vardı. Çok seviyorum nevresim almayı ama bu ara yine bir geldiler bana. O yüzden gittim bir de beyaz nevresim yok diye bir tane de beyaz alayım dedim. Mesela siyah nevresimim de yok. Şimdi bir de siyah nevresim almam gerekecek. Bir de bir desi yok bu kadar ve diyecektim. Ve size kedilerime hangi mamayı verdiğimi falan göstereceğim. Mama olarak Royal Canin alıyorum ben genelde. Bu şey kısırlaştırılmış dişi kediler için ve bunların zamanında işte male olanı falan da var. Hani male'ını da kullanıyorum. Mesela şu anda bunun içinde olan şey young male şeyi var bunda. Açabilirsem eğer. Açamıyorum. Açtım. Şöyle bu mamayı veriyorum. Ama yani şey fark etmiyor. Hani young female veya young male olması fark etmiyor. İkisi de yiyebiliyor. Ama veterinerim işte bu sefer mesela female verdi bana. Hani sordum neden bir önceki ayda bir male almıştım falan filan. Hani dönüşümlü veriyorum genelde falan dedi. Ok dedim ben de. Marka olarak dediğim gibi bir şeyi kullanıyorum. Royal Canin'i. Royal Canin bazen bitiyor ve bulamıyorum. Yani böyle şey hani çıkıp acilen almam gerektiği zamanlar oluyor. Böyle internetten alamayacağım zaman oluyor. Proplan alıyorum o zamanlarda da. İkisi de kesinlikle tavsiye edilen ve çoğu insanın kullandığı kaliteli güzel kedi mamaları. Köpek maması da aynı zamanda. Yani eğer köpeğiniz varsa kullanın.
Getir 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 getir. Aferin. Şimdi size Teoç'un kapı çaldı. Aha bir kargo daha geldi açacağımız. Bir dakika. Nereden gelmiş? Görmedim. Bir kutu daha gelmiş. O gelene kadar bir de Temu'nun Dubai'den aldığı hediyeyi göstermek istiyorum size. Canım menajerim, canım ajansım, Temuçin'im. Bir tanesin. Bak tekrar söylüyorum, bir tanesin. Bana çok güzel bir Kenzo çanta almış. Kalbim eridi. Beni tanıyor. Vallahi tanıyor. Bakın şöyle çıkartabilirsem. İnanılmaz beğendim. Bakın çok güzel. Şuna bakın. Beni tanıyor ya. Vallahi tanıyor ya. Bir de içinde böyle clutch gibi bir şey var. Ben çok beğendim. Temucuğum zevklisin. Vallahi zevklisin bak. Buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Evi toplama faslına geçiyorum. Evine dağıldı ve ondan sonra bilgisayarı kurma faslına geçeceğim. Gördüğünüz gibi bir günüm böyle geçiyor abi. Aşırı sıkıcı vlog. Yani aşırı sıkıcı. Hiçbir şey yapmıyorum ya. Hani işte oradan oraya, oradan oraya anca falan. Bir de bugün normalde biliyorsunuz sanayiye de gidecektik ama sonra vazgeçtim sanayiye gitmekten. O yüzden direkt veterinere geçtim. Oradan eve geldim. Hemen bilgisayarımı kurmak istiyorum. Hemen. Böyle güzel oldu. Bu arada bir paket daha geldi. Bunu da şimdi açıp bakacağız neymiş. Açabilsem keşke. Tekerini o kadar zorlanıyorum ki. Bu ne ya? Aa şey. Bu yok, bir markadan gelmedi. Bu ne biliyor musunuz? Saksılık. Yani şöyle. Bunu tavana asıyorsunuz şuradan. Şu ortasına da şu kısmına nasıl göstereyim? Şuraya. Ya bir dakika. Saksı bulup göstereceğim. Şöyle gibi düşünün. Bunu böyle yapıp tavana asıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Biraz kısa tavan için bunu herhalde duvara falan asarım diye ben düşünüyorum. Çünkü fotoğrafta gördüğüm kadarıyla sanki bir tık daha uzun gibiydi ama o kadar uzun değilmiş. Orada ben hala evi topluyorum. Meanwhile. Küçük bir dipnot geçmek istedim. Ne kadar zor tek başına vlog çekmek evde. 100 kere vlog çektim ama evde hiç böyle bir vlog çekmedim sanırım bir günü falan diye. Ama bunu daha sık yapmak istiyorum. Eğer siz de isterseniz yapabilirim. Yorulmasın. Neyse böyle bir şey bu. Bunu şimdilik... Ne yapacağım bunu şimdilik? Şuraya assam. Olur mu? Giriyor mu? Hadi gelin şuna yer arayalım. Şimdi tatlış seni nereye koyacağız? Tatlış. Yayın odasında koyabileceğim bir yer var mı şimdilik? Yani şuraya şimdilik assam. Şöyle. Şimdilik orada dursun en azından da sonra evi toparladıktan sonra şöyle bir gözden geçireceğim her şeyi. Ev o kadar dağıldı ki daha dün temizlendi ama çok dağıldı yine. Bir şekilde sürekli ev dağılıyor. Çok sıkıldım bu konudan ben ya. Ya şu an burası böyle karma karışık ama ben burayı toparlayacağım ama birazcık masayı göstermek istiyorum size. Şimdi buraya kablo düzenleyici yaptık. Yani bu kablolar buradan giriyor, tamam mı? Sonra bunu buradan içeri sokuyorsun. Sonra bunu böyle dolandırıp yukarı çıkartıp kasaya veya prize takıyorsun ki bu benim için çok çok önemliydi. Elgato'lar için şey yapmamışız. Tutulma yeri. Tutturma yeri ya da. Onu şöyle hallettik. Buraya bir tane demir şey yaptık. Demirin etrafına da bir şey sardık. Böyle tutturduk. Bu tarafı da deldik. Burası biraz kötü gözüküyor ama hiç problem değil benim için. Ok yani. Yani maksat ortalık böyle aşırı dağınık falan gözükmesin. Masanın altında kalabalık istemiyorum. Bir de kasayı üste istiyordum falan filan. Mouse tarafının boş olmasını istiyorsam bu masa benim için ideal oldu sanırım ya. Ben beğendim. Bir de bu masayı böyle iyice toparladıktan sonra ve yerleştirdikten sonra tekrar çekeceğim. Çok güzel olacak. Çok sinirliyim. Hala bitmedi. Elgato öyle bir kablo yapmış ki onu hiçbir yere sığdıramadım, sokamadım ya. Şuranın karmaşıklığı... Allah'ım akşam oldu, hava karardı. Açım. Açım. Aç şu anda bak. Sinirlendim. Bunu geçiremiyorum. Olay şu. Şunun Elgato kablosu bu. Bunu buradan geçirip buradan çıkarıp buradan bir daha geçirip çıkarıp buraya takmam gerekiyor, tamam mı? Her yer birbirine girdi. Şuraya bakın. Karma karışık. Ben burayı... Ay bir de düşüyordum. Süpürgeye takıldım. Ben gerçekten salığım sanırım. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Neyse. Kero gelecek şimdi.
Halledeceğiz hepsini. Kerodu Lifesaver. Gerçekten çözeceğiz bu işi. Bir de yemek yiyeceğim. Çok açım. Acıktım. Neyse. Günümü nasıl muazzam geçtiğini görüyorsunuzdur falan. Bağırıyor değil mi? Ve sonunda bitti arkadaşlar. Gerçekten sonunda. Aşağısı bomboş. İnanılır gibi değil. O kadar mutluyum şu anda. Yoruldum. Salak gibi dolaba su koymayı unutmuşum. O yüzden sıcak su içeceğim. Çok gerginim bu konuya. Ne yapıyorum? Sorulara bakıyorum. Sanırım artık günümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bütün günüm böyle geçti. Yaptığım her şeyi neredeyse çektim kısmi olarak. Bazılarını böyle es geçtim, unuttum falan ama en çok gören şey zaten bilgisayarın kablolarıydı. Onunla çok uğraştım ettim. Sonra Kero geldi, yardım etti, hallettik, bitti. Artık böyle biraz dinleneceğim. Bir şeyler izlerim herhalde. Bilmiyorum ne izleyeceğimi. Bakarız şimdi. Böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hepinize kocaman kocaman öpüyorum.